Belediye Başkanımızı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Çok kıymetli katılımcılarımız, değerli genel başkan yardımcımız, parti meclis üyelerimiz, çok değerli belediye başkanı arkadaşlarım, partimizin çok değerli il, ilçe yöneticileri, başkanları, meclis üyesi arkadaşlarım ve yine kurumumuzun çok değerli yöneticileri, çalışanları, emekçileri ve özellikle bugün bizimle bir arada olan ve aynı zamanda ev sahibimiz şehir hatlarımızın genel müdürü, yöneticileri, emekçileri, hepinizi bu güzel buluşmada ve değerli bir adımın atılmasında bizleri yalnız bırakmadığınız için sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul'umuzun taşı toprağı altın. Çok ilginç bir söz değil mi? Yani taşı toprağı altın deyince toprağı taşı altın, altını üstüne getirmek anlamına gelmiyor elbette. Altını üstüne getirip alt üst olmuş bir İstanbul asla değil. Aslında taşı toprağı altın deyince toprağını da makul işlemek, İstanbul'un her noktasına göz bebeğiniz gibi bakmak ve İstanbul'un her değerini, her özel anını, mekanını kıymetiyle birlikte buluşturabilmek çok büyük bir hassasiyet. Yani şehrimizin her konusu aslında birbirinden özel içerikler kapsıyor ve her noktasına böyle çok titiz eğilmek ve bakmak gerekiyor. Beni dünyanın farklı noktalarını, köşelerini, yöneticilerini gördükçe bu kentimizin her işi, konusu daha da derinden etkiliyor ve sorumluluğumuzu büyüten bir mevziye ulaşıyor. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşehrilerimiz, İstanbul'umuzun Haliç tersanesine yeni bir boyut kazandırma adına geldiğimiz ilk günden beri çok özel adımlar attık. Haliç Tersanesi bir vakıfla yapılan sözleşmeyle bir bilim müzesi veya ona dönük bir eğitim alanı diye tariflenmişti ve tasarlanmıştı. Yani 600 yıla yakın yaşı olan bu tersane kapanacaktı. Burada üretim olmayacaktı ve başka türlü bir yoruma yelken açacaktı. O yorumun içeriğine girmeyeceğim. Şimdi bazen bu tür alanlarda alacağınız karar, atacağınız adım tarihin yıllar, yüzyıllar boyu biriktirdiklerini çöpe atmak gibi bir duruma sebep olabilirdir. O bakımdan çok özenli davrandık. Çok özel bir çalışma yürüttük. Burada bu tersanenin 600 yaşında bir tersanenin dünyada sadece İstanbul'da var olan böyle bir nimetin yaşaması ve yaşatılmasının çok önemli bir konu olduğunu ve bu yaşarken, yaşatılırken bu sahanın aynı zamanda rehabilitasyonunun, aynı zamanda halkla bütünleşmesinin, aynı zamanda İstanbul'a yine çok özel mesajlar vermesini içeren bir kapsayıcılıkla neler yapabiliriz diye ele aldık. Burada önümüzdeki zaman dilimi içerisinde göreceksiniz ki bir bölümü harekete geçti, hayata geçti. İçinde kültür, sanat, eğitim, buluşmalar, aynı zamanda 600 yıllık tersanenin imalatı devam ediyor. Aynı zamanda bu imalatı insanlarımız seyrediyor, izliyor, ziyaret ediliyor ve göreceksiniz burası sadece İstanbulluların değil, bütün dünyanın bu yönüyle ilgisini çekecek
muhteşem bir sahaya dönüşüyor olacak. Burada denize, tersaneye, denizciye, buradaki ustaya, çırağa gösterdiğimiz alakanın ne kadar değerli olduğunu sadece buraya emek vermiş ustasının, çırağının gözünün içine baktığımda bile hissedebiliyorum. Ama esas kıymeti zaman geçtikçe anlaşılacak. O bakımdan bugün yaptığımız işlerin sonucunu görmek ve bunun da bir güçlü hizmetle İstanbulluyla buluşmasını sağlama töreninin varlığı elbette beni ziyadesiyle çok mutlu ediyor. Bu yönüyle buradayız. Açıkçası bugün İstanbul'da toplu taşımaya yeni bir soluk katacak deniz dolmuşlarının tanıtımı için bir aradayız. Biliyorsunuz göreve geldiğimiz o ilk dönemde de bu tür adımları atacağımızı belirlemiştik ve sizlere anlatmıştık. Fatih Sultan Mehmet'in bize emaneti olan bu tersanede yeniden işler hale getirerek Haliç Tersanesi'nin yine gördüğünüz tarihin yine bize emaneti, bir nevi İstanbul'umuzun silüeti olan vapurlarımızın yaşaması, yaşatılması, restore edilmesi ama aynı zamanda da özellikle deniz dolmuşu ve deniz taksi gibi yeni araçların da burada yapılıyor olması, deniz ulaşımının sürdürülebilir stratejilerinin geliştirilmesi bizim için çok önem taşıyordu ve bu adımları attık. Tabii çevre dostu, hızlı, konforlu, alternatif bir deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payını artırmaya yönelik projeler ve hizmetler İstanbul geleceğinin çok önemli adımları. Biz hem hat sayımızı arttırırken hem de mevcut hatlardaki sefer sayılarımızı da arttırdık, arttırmaya devam edeceğiz. İstanbul'un trafik sorunu çözülmesinde denizin daha etkin rol alması konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Deniz dolmuşları da bu açıdan önemli bir adım. Yolcu yoğunluğu düşük seferlerde yüksek kapasiteli gemiler yerine, ki onların oralara gitmesi, gelmesi ve çok düşük oranda yolcu taşımasının verimlilik açısından olsun, kaynak israfı açısından olsun bizim için büyük bir kayıp olduğunu görerek arkadaşlarımız çevre dostu ve düşük emisyonlu teknolojiye sahip deniz dolmuşlarını geliştirdiler ve bugün hepimizin gözünün önüne getirdiler. Filo optimizasyonu yapabileceğimiz ve işletme maliyetimizin de düşeceği bir yolculuk tarifi bu. Yıllık yaklaşık 120 milyon lira tasarruftan bahsediyor arkadaşlarımız. İnşallah yaptığımız yatırımı kısa sürede geri dönüşümünü sağlayacak bir modele erişecek. Yani bir yandan yüksek kapasiteli araçların gitmesinin sakıncalı olduğunu gördüğümüz noktalarda onların kaldırılması ama öte yandan da vatandaşlarımızın buradan niçin seferleri kaldırdınız demeyecekleri ama aynı zamanda tasarruflu bir modelin hizmetine sunulacak bir şekli İstanbulluların hizmetine sunuyoruz bugün. Tabii aslında şehir hatları bu dolmuşları bugün ilk kez denize indirmiyor. Daha önce Galata Port'la yapılan sözleşmeyle Galata Port sürecine destek olması anlamında Galata 1 ve Galata 2 deniz dolmuşlarını oraya ring seferleri şekliyle yapımını yapmış ve Galata Port'un da üretim masraflarını karşıladığı büyük oranda bu kullanımla ilgili süreçlerinde de işbirliğiyle kurumumuza sürekli kazanç sağlayan bir modeli harekete geçirmiştik. İlk etapta bu gördüğünüz dolmuşlar 7 adet olacak. 2024 Mart'ında başladık. 3 adet deniz dolmuşu üretimini tamamladık. Dördüncünün inşa aşamasının sonuna geldik. Eylül ayında bu 7 aracın tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Üretimi biten deniz dolmuşları İstinye, Küçüksu, Beykoz, Sarıyer hatlarında sefer yapmasını düşünüyoruz.
Arkadaşlarımın verdiği teknik bilgiler ki genel müdürümüz bir bölümünü açıkladı. 11.7 metre uzunluğu, 4.3 metre genişliği, servis hızı 15 knot, yine maksimum hızı da 25 knot olan deniz dolmuşlar 33 kişilik kapasiteye sahip. Deniz dolmuşlarının yolcu yoğunluğu az önce bahsettiğim şekilde düşük yoğunluklu hatlarda olacak. Deniz dolmuşu bu anlamda gerçekten bizlere çok güzel bir görsellik ama aynı zamanda çok özenli bir hizmet sürecini sağlayacak. Yavaş yavaş yeni aracımızın da bir tanesini Haliç'e şu anda indiriyoruz. Haliç 4 isimli teknemizi, tekne alkışlanır mı? Vallahi alkışlanır. İstanbul'un bütün toplu taşıma çalışmalarını sürdürüyor olacağız. Bizi metrolarda da göreceksiniz. Yeni nesil metrobüslerde de göreceksiniz. Bizi deniz ulaşımında yaptığımız yatırımlarda da göreceksiniz. Bisiklet konusunda attığımız adımları da göreceksiniz. Birçok konuda İstanbul'un yenilikçi, vizyoner, çevreci, en düşük emisyona sahip sürdürülebilir bir araç takviyeleriyle İstanbul'un toplu taşımasında çok başka bir döneme yürüyüşümüzü takip edeceksiniz. Az önce ifade ettiğim bütün bu çalışmaların tamamı entegre bir ulaşım çalışması için yapılıyor. Özellikle burada Haliç'teyiz. Haliç boyunca karşıda tramvaylarımız var biliyorsunuz ve Beyoğlu Belediye Başkanımızın da özenle takip ettiğini bildiğim tramvayla bu yakayı özellikle Beyoğlu sahiline dönük Haliç kıyılarına entegre mekik hatlarla kültür sanat mekanlarını birbirine bağlayacağımız hop on hop off hat planlarımızda bu çalışmalarımızın dahilinde yani oradan bir nevi mekik dokuyarak böyle zikzak çizerek yolcuları, turistleri her iki yakada bulunan turistik alanlara taşıyarak insanların İstanbul'u ziyaret eden misafirlerimizin çok daha büyük keyif almalarını sağlıyor olacağız. Yine Ortaköy, Beylerbeyi, Çengelköy arasında da ring hattı. Aynı zamanda raylı sistemler hatlarımız açıldığında da entegre çalışacak şekilde hedefliyoruz. Boğaz'a indirdiğimiz ve indireceğimiz her türlü füniküler hatlarımızı deniz hatlarıyla buluşturduğumuzda deniz hatların verimliliği bir kat daha artacağını biliyoruz. Bu yönüyle attığımız adımların İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İstanbul'da bir yandan kendi ürünlerini üreten, bu bazen tramvayda, bazen metro treninde, bazen az önce gördüğünüz deniz dolmuşta, deniz takside çalışmalarını sürdürüyor olacak. Evet, bu da denizcinin şovu. Bu şovun üstüne ne söylenir? Hayırlı uğurlu olsun, yolu açık olsun. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu güzel anın hatıra fotoğrafı için
Kıymetli yöneticilerimizi, protokol üyelerini sahnemize davet etmek istiyoruz. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde kürsüyü geri alıyorlar. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Parti Meclis Üyelerimiz, kıymetli ilçe belediye başkanlarımız, değerli protokol üyeleri, bu güzel anda hatıra fotoğrafı için şu anda sahnedeki yerini alıyor. Değerli muhtarlarımızı da bu güzel tablonun içerisine davet etmek istiyorum. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hitapları sırasında Haliç 4 deniz dolmuşu da denizde buluştu. Saygıdeğer İstanbullular, şehir hatları, deniz dolmuşlarımız, 16 milyon İstanbulluya hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve şimdi Haliç 2 deniz dolmuşuna Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, değerli yöneticilerimizi, ilçe belediye başkanlarımızı, siyasi partilerimizin değerli temsilcilerini davet edeceğiz ve Haliç'te keyifli bir tur atacaklar. Diğer iki deniz dolmuşuna da sayın basın mensuplarımızı davet edeceğiz ve sayın basın mensuplarıyla beraber sevgili İstanbullular da bu keyifli tura katılabilirler. Buyursunlar efendim. Haliç 2 deniz dolmuşuna Ekrem Başkanımızı, ilçe belediye başkanlarımızı, genel başkan yardımcımızı, parti meclisi üyelerimizi ve siyasi partilerimizin değerli temsilcilerini davet ederken diğer iki deniz dolmuşuna da sayın basın mensuplarımızı ve sevgili İstanbulluları davet ediyoruz. Şu anda Haliç 1 iskelemize yanaştı. Sayın basın mensuplarımızı ve sevgili İstanbulluları da Haliç 1 deniz dolmuşuna davet ediyoruz. Haliç 2 şu anda Tornistan'la hareket ediyor. Ve birazdan üç tarafı denizle çevrili güzeller güzeli İstanbul'da keyifli bir tur atacak değerli başkanlarımız, kıymetli yöneticilerimiz. Sayın basın mensuplarımızı Haliç 1 deniz dolmuşuna davet ediyoruz. Yaklaşık 20 dakika sürecek bir tur olacak sevgili İstanbullular. İstanbul'umuzda deniz yoluyla ekonomik ve hızlı bir ulaşım deniz dolmuşlarıyla gerçekleşecek. Çok yakın bir zamanda 16 milyon İstanbullunun hizmeti